Bir Fenerbahçe'nin transfer gündemi çok sıcak. Özellikle En-Nesyri'nin gelmesi, efendim yine aynı şekilde diğer transferler çok dikkat çekici ama transfer süreci devam ediyor. Biraz seni dinleyelim sevgili Sercan Hamzoğlu. Nereden başlayayım? Ne istiyorsun? Bence asıl Ne vereyim sorun abi? gidecekler. Gideceklerden Gideceklerden başlayayım. başlayalım. Yani bu gidecekler meselesine Mourinho nasıl bakıyor ve bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Mourinho, Sayın Acun Ilıcalı ve Mario Baranco'ya Lugano maçı sonrası bir toplantı yaptılar ve şunu söyledi. Yani benim istediğim transferleri yaptınız. Öncelikle Başkan Ali Koç ve size hepinize çok teşekkür ederim diyor. Şu an ben kadromdan memnunum, oyuncularımdan memnunum. Transferlerimin hemen hemen %90'ı tamam. Orta sahayı bölümüne geçmeyeceğim şimdi. Önce ben gidecekleri lütfen bir an önce gönderelim diyor. Çünkü kadroyu boşaltalım. Birinci hedefimiz şu an bu olsun diyor. Yani birinci hedef evet orta saha planlaması var ama şu an kadroyu boşaltalım diyor. Ve acil ve çok acil Crespo, Zayis, Kent, Perez, Emre Mor... Bunların ilk etapta 10 gün içinde takımdan gönderilmesi mümkün olursa çok memnun kalacağını söylemiş. Gidecekler mi Yani yani şu anda gidecekler, şey evet. var mı? Kent'te hani bir an önce bunları 10 gün içinde takımdan göndermenizi istiyorum dedi. Ve Fenerbahçe yönetimi de bu 10 günün içinde bu oyuncuları hemen göndermek için hızlı bir çalışmaya başladılar. Takımlarla görüşüyorlarmış. Özellikle Crespo yurt dışına daha yatkın. Ama işte brüt 1,8 oluyor. Neti 9 bin euro. Geçen sene onun maaşını bir yıllık uzatıldı ve zam yapıldı. Biraz Crespo'nun maaşı fazla geliyor bazı kulüplere. Zayis'inki de 1,1 miydi, 1,2 miydi ama onu İtalya Serie A'da piyasası varmış. Büyük olasılıkla onu elden çıkarmak daha net kolay olabilir diyorlar. Ama Crespo'nunki biraz soran kulüpler maaşının 9 bin euro olmasından brütü biliyorsun orada brütten gidiyorlar. Burada net alıyor 900. Şu an biraz zorlanıyorlar ama bakacaklar yani. Onları bir an önce göndermek istiyorlar. Emre Mor'u zaten çok talibi var. Eyüp'ten tut bütün takımlar istiyor ama Emre Mor İstanbul dışına fazla çıkmak istemiyor. Ama kesin Taraflarda. gidecek mi yani? Kesin. Yani hocanın raporunda asıl bomba bana göre Cengiz. Evet. Yani Cengiz'i net bir şekilde kadro planlamasında şu an her bölgeye iki tane oyuncu yazıyor. İki tane yazdığı oyuncu sağ kanat Tadiç, İrfan Can Kahveci. Sol taraf Maksimen ve Oğuz Aydın. Şimdi buraya ekstra bir oyuncu şu an yazmıyor hoca. Ve Cengiz için istediğim seviyede ve istediğim performansı sergileyemiyor şu an diyor. Tabii ki şu anlama gelmesin. Cengiz'e takım bulamazlarsa tabii ki Fenerbahçe'de kalacaktır. Çalışmaları devam edip formayı kapmak için. Ve performansını artıracaktır. Hoca bunu zaten söylemiş. Ama takım bulunursa, ayrılmak istiyorsa yardımcı olun demiş ve gönderilmesi yönünde de onun benim için bir sorun yok. Ne kadar maaş alıyor Sercan Hamzoğlu? Ne kadar? Ya onun maaşı çok yüksek. Kiralamak da zor. Açık konuşayım. Net bir rakam emin olmadığım sürece yani birinci ağızdan duymadığım sürece bir isim rakam vermem doğru değil ama piyasada yani Fenerbahçe'nin yani 3'te 4 arası bir rakamı net aldığını duydum. 4'ün üstündedir abi Cengiz. Ya şu önemli. Bence hani bilmiyorum. Kiralanması yani makul ama kiralanacak zaten takım... TL bazında yapıyorlar anlaşmayı biliyorsunuz. Yerli oyuncularda yasak yani. Euro bazında olmuyor. Ama Euro'ya vurduğun zaman evet. Yine o rakamlara yakın bir... 100 milyonun üstünde net. Çok ciddi bir maaşı var. Hiçbir kulüp vermez Cengiz'e. Avrupa'dan bir kulüple anlaşacaksın. %50'leri falan yapacaksın. Bir ihtimal Avrupa, belki Arabistan'a mı? Arabistan'a gider mi? Onu da bilmiyorum. Verirler ona o paraları ama orada... Ya şimdi 15 milyon gitmez. Yatırım yaptın. Bence hemen ne bileyim 4'e falan satmak olmaz. En azından bir sene Cengiz kiralanır. Maaşını ama nereye kiralanacak işte? Önemli olan o. Orada iyi bir kulüp olması lazım ki... Ya da maaşını Fenerbahçe karşılarsa evet. İsteyebilir evet. Kulüpler. Ha. Hani abi. Ya da çok büyük bir bölümünü Fenerbahçe karşılarsa... O yüzden bu... Şu anki yönetimin hedefi kadro şişkinliğini boşaltmak. O kadar net söyleyeyim yani. Şimdi sayı olarak bir sayı verebilir misin? Ya da isimleri sayabilir misin? Şu futbolcular kesinlikle gidiyor. Luan Perez 1. Kent 2. Crespo 3. Zayis 4. Emre Mor 5. Krunić olabilir. Krunić evet artık Krunić'e de takım bakabilirsiniz demiş. 6. 6. Onun yanında bakalım listemizde bir şey de atlamayalım. Zaten Umut Nayır gitti. Emir Ortakay'a gitti. Thiago Çukur falan. Emre Demir onlar kiralık gittiler. Yani onları saymıyorum bile.
Fenerbahçe'de ilk etapta şu oyunculardan kesin olarak bir yollar ayırmak istiyor. Cengiz'e de dediğim gibi takım bulunursa bir an önce o da gidecekler listesinde. Ama şöyle düşünüyorum, kanat oyuncuları yani ikiyle de bitmeyebilir. Yani bence oraya bir tane daha kanat tutmak gerekir diyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, 2-2 orayı ayarladı. Ama bir ben olsam yani bilmiyorum, ben bir ihtimal Cengiz'i de orada tutmak isterim. Yani 4 bir sakatlık oluyor, Adeli atıyor, oyuna müdahale etmek gerekiyor. Bence 4 değil 5 kanat olsa... 2-2 dedin, Tadiç, Maksim'in, İrfan Can, Oğuz Aydın mı? Sağ tarafa artık. Tadiç geçen sezon hep solda gördünüz. Artık bu sezon hocanın oyun planında bir aksilik olmadığı sürece sağ kanatta oynayacak İrfan'la ikisi. Sol tarafta da Maksim'le Oğuz Aydın'ı düşünüyor. Şimdi bunların da bir yedeği olur mu daha kısmındayım. Yani Emre Mor'u kesin yani artık takım bakılıyor ama Cengiz'le alakalı dediğim gibi hoca düşünmüyor ama takım da bulamazlarsa bence kalabilir. Ya bu dediğim isimleri bir an önce 10 gün içinde gönderin. Yani artık orası boşalsın. İdman'da artık hoca net çalışacağı oyuncularla devam etmek istiyor artık.